Sahip çıkalım dedeye. Bir son dakika haberiyle daha karşınızdayız. Japon bilim adamları ve hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalar, Japon yapıştırıcısının kesinlikle uzaktan yakından kendileriyle alakasının olmadığı yönündeydi. Görüntüler ekranda. Sürprizlerle dolu bir kanaldan, Usta TV'den herkese merhaba. Japon yapıştırıcısıyla yapılabilecek farklı kombinasyonları birazdan sizlere göstereceğiz. Japon yapıştırıcısının pamukla mükemmel kombinasyonunu internet aleminde ilk defa biz paylaşmıştık. Linkini de buraya koyuyoruz. Bu arada video 1 milyon izlenmeyi geçti. Detaylar için videoyu izlemenizi öneririz. Biraz önce bahsettiğimiz videoyu yaptıktan sonra çok güzel yorumlar aldık, tavsiyeler aldık. Hatta Japon yapıştırıcısıyla işte karbonat kombinasyonunu, Japon yapıştırıcısı ve sigara külü kombinasyonunu yapıp test etmemizi istediler bizden. Yani siz değerli izleyicilerimiz istemiştiniz. İşte şimdi de bunları yapmak için buradayız. Şimdi yapacağımız işlemlere pamuktan başlıyoruz. Şimdi bunları delip vida dışı açacağız. Tabi bu halleriyle delemeyiz. Öncelikle bunları sertleştirmemiz gerekiyor. Yani üzerlerine Japon yapıştırıcısı dökmemiz gerekiyor. İşe pamuktan başlıyoruz. Tabi bu kadar pamuk fazla. Şöyle bir parça alıyoruz ve pamuğu biraz yoğunlaştırmamız gerekiyor. Biraz elimizde şöyle yuvarlayarak iyice yoğunlaştırdıktan sonra üzerine Japon yapıştırıcısı dökeceğiz. Peki bunlara neden vida dişi açma ya da delik açma ihtiyacı duyarız? Tamir yaparken elektronik cihazları, plastik aksamlarını ya da kırılan vida yerlerini tamir ederken matkapla delip vida dişi açmamız gerekebilir. İşte onun için önce bir vida testi, diş açma testi yapacağız. Şöyle pamuğu İyice yoğunlaştırdım. Biraz da kirlettim. Şimdi üzerine Japon yapıştırıcısı döküyorum. Gözlerinize kesinlikle dikkat edin. Çıkan dumanı, kokuyu kesinlikle solumayın. Ve çocuklardan da uzak tutun. Zaten üzerinde de yazıyor. Çocuklara satılmaz diye. Evet, duman ve koku çıkmaya başladı. Kesinlikle solumamamız lazım. Biraz önce dediğim gibi. Şu an kamerada görünüyor mu bilmiyorum duman. Isınmaya başladı. Şu an yüzeydeki ısıyı ölçüyoruz. Bayağı ciddi ısınmaya başladı. Duman görünüyor mu sayın kameraman? Şöyle bir yakınlaştırayım. Ciddi ciddi duman çıkmaya başladı. Sahte ürünler kullanırsanız, hani taklitler var ya, marka vermek istemiyorum da, taklitler ya da çok beklemiş, raf ömrü geçmiş ürünler kullanırsanız eğer, kullandığınızda böyle duman çıkmayacaktır. Bilginiz olsun. Şu an kaç derece sayın reji, 158. Sayın kameraman? Evet, 158 derece. 60. Bu lastiği eritebilecek bir sıcaklık. Zaten yapıştırma işleminde eritmesi de gerekiyor. Birazdan soğuyacak, sertleşecek ve ne kadar sağlam olduğunu test edeceğiz. Peki bu sıcaklık neden yakmıyor usta bunu? Çünkü kağıdın yanma ısısına erişmedi henüz. Kağıdın yanma ısısı bayağı bir yüksek. Pamuk da yanmadı. Pamuğun da yanma ısısı değil. Öyle pamuk kolay yanan bir şey değil. Evet, pamuğun soğumasını beklerken şimdi karbonatla ilgili çalışmamızı yapalım. Şöyle kağıt banttan bir halka yaptım. Bu halkanın içine dolduracağım. Bu arada karbonat amfoter bir maddedir. Yani hem bazla hem de asitle tepkimeye giren bir maddedir. Şimdi üzerine hemen Japon yapıştırıcısını dökelim. Çok hızlı dökmemiz lazım. İçinin de ıslanması lazım. Yani içine kadar gitmesi gerekiyor. Eğer yavaş dökerseniz içine gitmeyebilir. Ustam ısınır mı bu da? Bakıp göreceğiz. İçine gitmesini sağlıyorum. Taş gibi oldu. Hemen gitmedi. Evet. Gaz çıkmaya başladı bundan da. Muhtemelen bu da ısınacak. Ama ne kadar ısınır bilmiyorum. Şu an ısınıp ısınmadığını ben bile göremiyorum arkadaşlar. 74 derece. Biraz üzerindeki sıvı azalırsa, kurursa ısınabilir. Şimdi de sigara külüne geçiyoruz. Yine bir halka hazırladık. Bu biraz küçük oldu ama. Bu arada mesajımızı da verelim. Kesinlikle sigara sağlığa zararlıdır. Ben yaklaşık 15 yıldır sigara kullanmıyorum. Sigara külünü de komşulardan aldık. Komşu komşunun sigara külüne muhtaçmış. Tabii biz çay kullanıyoruz. Rejinin de hiç haberi yok. Bak bak, çay kardeşim, bitti. Kardeşim dibini fırlat, öyle doldur. Tabii onu bekliyormuş. Bahanesi de o. Biliyorsunuz bizde reji her şey. Kameraman, yönetmen, çaycı. Kesinlikle. Desene usta, şimdi sigara külünün en faydalı olduğu yer burası. Burası. Başka faydası yok. Bir de çok pahalı diyorlar.
Bunu da çok hızlı dökmemiz lazım. Kesinlikle içine geçmeyebilir. Biraz fazla döktüm. İşte pamuğun güzel yanı bu. İçine kadar çekiyor. Daha sağlam oluyor. 80 derece. Biraz daha artabilir. Bunun alt tarafına Japon yapıştırıcısı geçmemiş olabilir. Ters çevireceğiz. Bir de arka tarafından Japon damlatacağız. Evet, tahmin ettiğim gibi arka tarafına Japon yapıştırıcısı geçmemiş. Bunlar aslında bunun dezavantajı. Bunun da arka tarafına geçmemiş olabilir. Şüphelendim şimdi. Şöyle ayırmaya çalışalım. Yani sadece yüzeyine işlemiş. Çünkü hemen sertleştiği için, evet, bu da iyi bir şey değil. Adil olsun diye iki taraftan da buna da Japon yapıştırıcısı dökelim. Evet, epey sertleştiler. Kemik gibi oldular. Haydi oğlum kemik. Öf, taş gibi olmuşlar. Taş taş. Evet, bu pamuk. Bu da karbonat. Bu da sigara külü. Gerçekten hafif. Şimdi pamuktan başlayacağız. Kullandığımız matkap ucu aynı zamanda kılavuzlu matkap ucu. Yani hem delik açıyor hem de diş açıyor. Evet, böyle bir uç. Bayağı zor deliyor. Ucumuz keskin aslında. Biraz yavaşlatmak lazım. Bir pense alabilir miyim? Yalnız içi henüz sertleşmemiş. Onun için diş açmamış da olabilir. Biraz daha beklememiz gerekiyordu zannedersem. Biraz acele ettik. Şimdi de aynı işlemi karbonata yapıyoruz. Tabii masayı da delmemem lazım. Biraz daha rahat deliniyor. Bayağı sağlanmış. Usta fark ettiysen sanki derlin deliyormuş gibi. Evet. Talaş atıyor. Bence derlinden daha sağlam oldu sanki. Evet, videonun bu parçasını sonradan ekliyoruz. Çünkü ismi lazım değil. Baş harfi Tümer. Rejideki arkadaşlardan birisi. Videonun bir parçasını kaybetmiş. Şurayı tam da şöyle çekiştirdiğim. Biraz daha sıkalım. Ne emeklerle çektik biz. Adam kaybediyor videoyu. Bayağı sağlam. Aynı vidayı özellikle buna da takıyorum. Biraz daha rahat gidiyor. Pamuğun lifli yapısı olduğu için illaki dolanabiliyor. Böyle çok net diş açılmayabiliyor pamuğu ama çok çok sağlam oluyor. Evet. Bu da oldu. Bayağı bir güzel oldu. Ciddi sağlam oldu. Evet, çok ciddi sağlam oldu. Bu da testimizden geçti. Kullanılabilir. Şimdi de aynı işlemleri sigara külüne yapıyoruz. Umarım içine kadar gitmiştir yapıştırıcı. İçine kadar gitmemiş zannedersem. Zaten çok çabuk kırıldı. İnanın fazla bastırmadım. Fazla bir kuvvet uygulamadım. Ama kırıldı, evet. Galiba aşırı derecede sertleşmiş. Evet, çok sert olduğu için ve zaten hafif. Pamuk yoğunlaştırdığımız için elimizde biraz yuvarladık. Daha yoğun, daha sağlam oldu. Karbonat da ona yakın oldu. O zaman delme testinin iki tane galibi var diyebiliriz. İki tane galibi var. Evet, sigara külü delme testini geçemedi. Aslında sağlam bir yere koyup şu bizim mengenenin üzerine koyup bir de çekişle vurmak isterim. Acaba ne olacak? Hangisi daha sağlam olacak? Evet, bakalım komşularda ne diyecek? İnanın bu testi ilk defa yapacağız. Sonucunu biz de bilmiyoruz. Bakalım ne olacak? Önce şöyle bir vurayım. Dağıldı tabi. Arkasıyla vurduk. Yani bayağı zor kırılıyor. İçindeki delikten kaynaklı olsa gerek. Kırıldı. Şimdi karbonata yapıyoruz aynısını. Ama bu da sağlam. Ama bu biraz yani, adaletsiz oldu şeklinden dolayı. Tabi şekilden dolayı. Sigara külünü bilmiyorum, parçasını denesem mi acaba? Şöyle vuruyorum. Evet, sigara külü çok sağlam değilmiş. Zaten zararlıydı. Şimdi de yapıştırma testi yapacağız. Yapıştırma testi için şöyle 3 tane plastik parça hazırladık. Bunları kesip yapıştıracağız. Pamuğu yapıştırmadan önce buraya tutunabilsin diye birazcık Japon yapıştırıcısı süreceğiz. Sonra üzerine pamuğu yapıştıracağız. Şöyle çok az. Çünkü pamuk kabarık duruyor. Kabarık durmasın diye altına biraz sürdük. Şimdi üzerine dökeceğiz.
her yerine çeksin diye iyice bol döktüm. Tabii kağıda da yapıştı bu arada. Yani masa bir şey değil de bizim bir menengiç kargo var. Masamız kayboldu. Masasız kaldık. Çekim yapamadık onların yüzünden. Sigara külü çok çabuk kurudu. Sigara külünün güzel yanı da bu. Hemen sertleşti. Tabii biraz fazla döktüm ama onlar da 5-10 dakikaya sertleşir. Kuruma işlemi bitti zannedersem. Zannedersem diyorum çünkü pamuğa biraz fazla döktük. Bu arada en hızlı kuruyan, en hızlı tepkimeye giren de sigara külü oldu. Diğerine de fazla dökmüştüm. Üzerine biraz karbonat döküp kurumasını, hızlı sertleşmesini sağladım. Şimdi şöyle biraz esnetiyorum. Yani belki biraz kalın olmuş olabilir ama işte nasıl sağlam yapıştığını görebilmemiz için mecburiyetten yaptık bunu. Evet, şöyle esnetirken karbonat gitti, kırıldı. Şimdi sigara külünü esnetiyorum. Sigara külü gerçekten sağlam görünüyor şu an. Evet, şöyle de esnetmeye çalışırken kırıldı ama şu anda karbonata göre biraz daha sağlam sanki. Şimdi pamuğu esnetmeye çalışıyorum. Daha tam kurumamış olabilir ama evet. Şöyle. Tabii biraz buralarına da aslında şu esnettiğim yerlere de yapıştığı için kırılmıyor. Şöyle ortadan bastırmaya çalışacağım. Evet, ortadan bastırıyorum. Bayağı bir sağlam olmuş. İşte pamuğun sırf lifli yapısından dolayı. Şöyle katlıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi pamuğun kendisi yarıldı. Evet. Yalnız şöyle yapıştırma yerinden kırılmadı. Bakın yapıştırdığım yer şurası. Şöyle tersten yaparsam kırılır ama şöyle tersten aksi yönden yaparsak yine ayrıldı ama pamuk duruyor gördüğünüz gibi. Keçi gibi inatçı. Çok çok sağlam olmuş. Evet. Yani bu testimizde de pamuk başarılı. Aslında biraz önce yaptığımız çok da yapışma testi sayılmaz. Çünkü kırıldı. Kırılma testi diyebiliriz. Asıl şimdi yapacağımız işlem yapışma testi olacak. Burada da yüzeyler farklı. Biraz önce plastikti. Şimdi de demire yapıştıracağız. Demire yapıştırmayı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Sadece nasıl tutunabileceğini göreceğiz. Çünkü demir paslanıp oksitlendiği zaman yapışkanı salacaktır. Evet, yeterince kuruduğunu düşünüyorum. Umarım altına gitmiştir. Ondan emin değilim. Şunu da kablo çengel takabilmek için taktım. Biraz daha çevirelim. Evet, şöyle. Şimdi havaya kaldırmayı deneyeceğim. Başınıza gözünüze sahip çıkın. Evet. Eğer düşerse masaya zarar vermesin diye de halı flex koydum. Kaldıramadık ki düşsün. Evet, direkt çıktı. Sağlamlık testini geçemedi. Şimdi de pamukla yapalım. Pamuğa fazla yapıştırıcı döktüğümüz zaman da geç kuruyor. Zor tepkimeye giriyor. O da iyi bir şey değil. Evet, iyice kurumasını bekledik. Şöyle taş gibi oldu tabiri caizse. Şimdi şunu bir takalım. Hemen çengelimizi buluyoruz. Evet, bakalım mengeneyi kaldırabilecek miyiz? Yani kopmadan, kırılmadan. Biraz fazla bekledik ama metallerde tekrar söylüyorum. Oksitlenme olabilir. O oksitlenmeden dolayı yapıştırıcıyı bırakacaktır. Kesinlikle bu test amaçlıdır. Şu an görünüyor mu? Kadrajda mıyız? Sayın kameraman. Kırdın. Biraz fazla salladım yani. Aha işte pas. Buradaki pası sökmüş. Pastan dolayı. Plastik falan olsaymış burada daha sağlam olacakmış. Şimdi de sigara külüyle deneyimizi yapalım son olarak ve bakalım neler göreceğiz. Bu arada sanki biraz eğri mi durdu? Şöyle düz durdurmaya çalışayım. Yani sigara külünün içinde başka şeyler de var. Tütün var, çöp var. Bunun bir de yumurta kabuklu versiyonu var. Onun linki de şu anda geldi. Bu da çok sağlamdı. Kullandığımız yapıştırıcı taklitti. Taklit olduğunu sonradan fark ettik. Nasıl bir duman. Evet, yeterince kuruduğunu, sertleştiğini düşünüyorum. Çok çabuk kuruyor. İşte sigara külünün özelliği de bu. Bakalım kaldırabilecek miyiz? Yok. Hayır. Mümkün değil. Yani çok hızlı tepkimeye giriyor. Bu güzel bir avantaj. Ama dayanıklı değilmiş sigara külü. Bunu biraz önce bahsettiğimiz videoda, işte sigara külü ile yumurta kabuğunun tozunu karıştırdığımız videomuzda izleyebilirsiniz. İkisi birden mükemmel oluyor. Hatta üstüne bir de 10 kiloluk dumbbell koymuştuk.
yine kırılmamıştı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonu yanındaki o zil işareti var ya, hani çan işareti, ona tıklayarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Ya illa bir gireceksin yani. İlla burnunu sokacaksın ya. Bir karışma ya şu işe. Benim yaratılışıma ters. Ben burada oturamam ki. Mümkün değil.